Evet Candan, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz efendim. Graveyard Keeper'ın artık 17'm oldu. Siz söyleyin. Söz verdiğim gibi umarım yetişecek diğer güne hemen zınk diye. Ama böyle olunca da yorumlarınızı okuyamıyorum tam. Ama olsun, yeter ki bölümler gelsin. Bir sonraki bölümü okurum. Çok da dert değil yani. Şimdi en son olarak notlarımı tekrar bir açayım. Yani şöyle koyalım notlarımı da. Demi cevheri için zombi sistemi yapacağız ama şey bekliyoruz. Öşeyi bekliyoruz. İnancımız 10 oldu. Halledeceğiz. Şimdi bana 8 tane kütük lazım ki şu şeyi yakalım. Şuradakini. %0 canı olanı. Bunun bir şeyini alsam mı acaba ya? Depoda da çok yerim yok ama. Şöyle bir bakayım. Aa, günah parçası gelmiş. Tamam, bunu alalım. Günah parçasıydı. Kesin bir işe yarıyordur yani. Onun dışında yağını alacağım. Bir de derisini alacağım ya. Hatta bir de kafatasını alayım. Yani deriyi de al. Kemiğini de alayım. Bunlar çünkü yer kaplamıyor. Yani üst üste koyabiliyorsun. Da üstümde yer yok. Çok iyi. Şimdi şöyle yapalım. Cesedi alalım be. Şöyle koy. Ceset yakma yeri. Şuraya inşa et. Gel reis. Sen bir cızbız yapalım. Şimdi bunu böyle koyduk. Ateşe verelim. Buradan bir de film belgesi gelecek bize. Evimi ışınlanayım. Şu üstümü halledeyim. Burada dolmuş. İyileştirmek için üstümü aldım. Ahşap çubukları koydum. Yeşil jöleyi üstümü aldım. Paslı baltanın bende ne işi var ya? Neyse, bu da şimdilik bir kalsın şurada. Yani zombilerde falan işime yarayabilir. Hikayeyi böyle koydum. Doğalları koydum. İnanç da şimdilik kalabilir. Witcher's Eye. Neyse, o üstünde kalsın ya. Kasaba geçiş izni de herhalde üstünde kalması gerekiyor. Yeşil jöleyi şöyle koyalım. Şurayı da bir ara toplamam lazım çünkü avucum bitti. Üstümde birkaç tane tohum var. Onları da şöyle koyayım. Tamam. Az çok yer açıldı. Şimdilik işimizi gör. Şuradan yol olsa keşke ya. Oraya çıkamıyorum. Şunu şey yapabilirim aslında ya. Zaten oraya bir şey ektiğim yok. Evet, ilk şuradakileri alalım. Bu arada artık katedral yapacağız burayı, büyük kiliseden. Ama ona bir tık daha var ya. Boyuna acil bir şey lazım ama. Otomatik yerleştirme depolara. Şimdi şunları koyalım. Porselen testim var 15 tane. Bunu onlar mı verdi bana ya? Bunları nereye koyabilirim? Beherlerin olduğu yere gider bence. 15 tane testi koy. Şurada da o tarz bir çömlek gibi bir şey vardı. Seramik. Seramik testi mi? Aynen. Buna koyalım. Şu gelen tuzumuzu şöyle koyayım. Tamam. Gayet iyi. Hemi de koyalım, unutmayalım. Şimdi bana bol bol kalas lazım. Bak, iki yerde dolmuş artık. Mesela şunlardan. Bir 30 tane kalas yapayım ben. Şöyle yapalım. Bir tane turşu gömeyim. Bayağı hızlı hareket ediyor ha. Gayet iyi yani. Verimliliği %2 ama. Evet, 30 tane kalas yaptım. Şimdi bir o kadar da çivi yapacağım. Çünkü her şey de istiyor bunları. İşimiz görürsün yani. Şimdi iki tane de kazma lazım bana. Paslı kazmam var. Bir tane daha kazma yapacağım. Ne gerekiyor? Basit demir parça. Halledelim. Zombi yeri için yapıyorum bunları. Şimdi onun dışında... Evet, enerjimiz bitti. Şuradan ekmek alayım üstüme. Zaten mülteci kampağına gideceğim. Hepsini al. Hiç sıkıntı yok. Hamurum bitmiş. Tamam, onu da ayarlayacağım. İyi geçiyoruz ya. Nice. Şimdi onun dışında mülteci kampındaki mutfak da çiviyle kalas istiyordu. Tamam. Ufaktan uzayabiliriz o zaman. Bayağı bir çivim ve kalasım var. Evet. Go to the mülteci kamp. Mutluluk kaç buranın şu an? 5.32. Tüh. 6 istiyor değil mi? Aynen. Tamam, yarın bir daha uğrayacağız buraya. Ha bak, şurayı ise konuşabiliyoruz şu an. Ondan öncesinde şuraya biraz ekmek koyalım. Ulan bütün ekmeğimi aldılar ya. 3 tane üstümde bırakayım. Şuraya ise bir konuşma var mı? Konuşalım. Bu arada sesim nasıl geliyor? Gayet iyi. Tefeci yeni konukları selamlıyor. Tefeci tüm misafirlerini mutlu etmeyebilir. Altın gümüş seni bekliyor. Sadece elini uzat. Tefeci seni paraya boyayacak. Sadece değerli eşyalarını ver falan dedi İngilizce olarak. Ya değerli eşyam yoksa? O tefeci çok bonkördür. Yine de sana altın verecektir. Ciddi misin? Bu kulağa harika geliyor. Elbette. Tabii ki sen de tefeci gibi bonkör olmasın ve bir gün ödünç aldığın altını ona geri vermesin. Günde %1 gibi önemsiz küçük bir komisyonla. Günde %1. Şimdi bir altının
100 gümüş mü bir altın yapıyor, 1000 gümüş mü? Günde 1 gümüş ödemem gerekiyor eğer bir altın alırsam şu an. Bu iş biraz sıkıntıymış. Hiç şu an borç batağına girmeyelim. Ara ihtiyacımız olursa mecbur kapısını çalarız reis. Ne kadar hayırsever bir insan ya. Maşallah. Bu arada %1 iyi ya. Bizim bankalardan daha az istiyor yani. Bizim bankalar %4 alıyor. Ama tabii günlük değil. Yine de olsun. Vampirlikte kapışırlar. Maşallah diyelim. Lan tüh ceset geldi ya. Şimdi reis. İlk sol tarafı yapmak istiyorum. Lan iyi de orası sol değil ki. Neyse sıkıntı yok. Ya bura direkt şey kazma istiyor ya. Tüh. Yanıma iki tane de temiz kağıt alacağım. Tamam. İki temiz kağıt, bir tane de kazma. Gidip şu cesedi bir halledelim. Mumya falan yapalım. Güzel evim. Şimdi inanç lazımdı 10 tane. Bir tane de zombi özgü. Yarın tüccar reis geliyor. Paramız var ya amca. Parayla. Gerçi ipeye ihtiyacımız kalmadı. Üzüm tohumu alırız. Çünkü yakında bir yalandan taverna açacağız. Belki o tavernada yani işimize yarayacak şeyler olabilir. Şimdi bunun kalitesini arttırsam daha iyi bir mi zombi oluyor yoksa? Lan deriyi çıkartmıyorduk ya. Yağı çıkartıyorduk. Bir de kanlı değil mi? Elim kaydı. Neyse sıkıntı yok. 1'e 4 gayet iyi. Canı da iyi. Evet bu arkadaşı bir diriltelim. Zım 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 zım. Tak. Evet yeni bir zombimiz oldu. Şimdi bununla beraber ışınlanabiliyor muyum? Acaba deneyeceğim. Ama ondan öncesinde. Şimdi bana temiz kağıt lazım. Burada var mı? Yok. Onu aşağıdan alacağız. Bir de bir tane daha kazma lazım bize. Şöyle yapalım. Bir tane turşu gömeyim ben. Bir çivi daha yapalım. Bir tane daha kalas yapayım. Hatta 12 tane daha kalas yapayım ben. Evet şimdi yatabiliriz. Zombi herhangi bir şey olmuyor zaten. Zombi sonuçta. Şurada kalsın şimdilik. Şuradaki işi bir de bitireyim de. Aslında şimdi biraz hamur yapıp 1000 tane yeşil puan toplamış. Aa puanlarımız da birikti bayağı ya. Ona da harcamam lazım. Şuradan bir sürü çekeyim. Hamur yapayım. Hamurdan da ekmek yapacağız. Şunları da... Hadi şunları da toplayayım ya. Tamam 2 tane su yetmeyebilir. 3 tane toplayayım. Evet 60 tane suyumuz oldu. Bunları yarın sabah toplayacağım. Şuraya en azından birkaç tane hamuru bırakmak istiyorum ki biz uyurken onlar olsun diye. Sekiz tane ekmekli kamu bıraktım oraya. Uyuyalım bakalım. Şimdi bugün tüccara doğru yamam gerekiyor. Yani oyun mentalitesini az çok çözdüm gibi ya. Bu arada kayıt donuyor mu? Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok gibi. Şöyle bakayım. Akıyor gibi ya. Bir sıkıntı yok gibi. Maşallah diyelim de. Şimdi şurada biraz daha hamur yapayım. Üstü mü dolu? Unu koyalım. Bir 32 tane daha hamur yapayım ben burada. Çok bir şey istemiyor zaten. Şimdi bugün tüccara gideceğim. Üzüm tohumu alacağım. Oradan mülteci kampına gideceğim. Mülteci kampında mutfağı yapacağım. Falan filan. Pas kazmayı nasıl yok edeceğim ya? Yere de atılmıyor nasıl satayım. Ya şöyle koyayım. Şunun derisini kanını manını koydum. Şimdi şu neyse o biten kadar ben bir uzayım buradan. Suyu da şöyle koyalım. Şu avucu üstüme alayım bari bir tane kalmış. Şimdi. Aa bununla da konuşma çıkmış. Bir görev de bunda var. Neyse biz ilk bir tüccarla bir görüşelim. Şimdi reis. Ticaret ya. Buna 75 gümüş mü veriyorsun? Mücevherata. Mücevherat. Ya ben bunu niye söyleyeyim? Neyse. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Üzüm tohumu ver reis. Sen ver ver. Bayağı bir ver. Oo. Ulan 8 tane alsam çok yağlı oluyor ya. Şundan 8 tane aldım. Neyse ya bundan da al gitsin yapıştır. 11 tane yapıyor. 3. kademe olacağız bununla da yakında. Şimdi Hodadik'le bir konuşma var onu yapalım. Ne diyormuş? Tebrikler. Yeni kilise köyümüz için çok önemli. Yakında daha fazla oda ve masa ekleyeceğim. Güzel. 10 ilişkimiz arttı. Damgam yok hala. Neyse. Şimdi. Güzel evime geri gideyim. Tamam şurada bir 40 tane ekmek yapsın.
gidip üzüm tohumlarını ekeceğim. Orada burada hiç koyduğum var mı? Herhalde koymamışım. Ya şu an üstüm çok dolu olduğu için şuraya eserde girişim ya. Zaten 3 tane yer var. Ulan yeni ceset de geldi. Halledeceğiz. Şu avuçları şöyle koy. Şöyle yapalım. Nice. Şu defini sataydım keşke ya. Üstümde boşan ayak kaplıyor şu an. Şu 11 avucu koyalım şöyle. Lahanayı da koyduk. Tamam. Budayı da koy. Şimdi dikişimizi görür. Evet, bunları da ekelim. Ekecek başka bir şey var mı? Yok. Üstümde tohum kaldı mı? O da kalmadı. Şurada üzüm tohumuna bakacaktım. Evet. 3 tane gümüş, 2 tane de normal ekeceğim. Şurada da bir tane olmuş. Ben bütün üzümleri aldım ya. Şimdi bir 6 tane de gübre aldım. Şurada kısa olmayan bir kısa yolumuz var. Kestirmemiz var. Oradan yukarıya gidelim. Hayır, böyle yapmış olmayı. Ciddi olamazsın ya. Buradan da geçmiyor değil mi? Of, şu kulübe ne işe yarıyor? Agalar. Ben sıçayım ya. Neyse, orayı bayağı çekeceğim. Burası bayağı sıkıntı olmuş. Halledeceğim orayı. Aa, burada yarasalar mı bekliyordu ya? Sanki burada eskiden yeşiller bekliyordu. Artık yarasalar devralmış. Ne sıkıntı yok. Evet, şu üzümleri de alalım. Şimdi. Yavaş yavaş ekelim şunları. Ufak ufak daha doğrusu. Yavaş değil kardeşim, vaktimiz yok. Evet, 5 yere ekmiş oldum. Ha, pardon, 6 yer hatta. Gayet iyi bir rakam. Şimdi şurada üzümüm de olması lazım. Evde güzel ekmekler de olmuş. Şimdi bana 15 tane üzüm gerekiyor zaten. Tohumlarını da buraya koydum, 2 tane var. Evet, üzüm suyu kovası. 2 tane istiyordu ama sanırım. 1 tane üzüm suyu kovası gerekiyor yani. Tek bir tanesi yeterli olmuyor diye biliyorum. Bir bakayım tekrar, emin olalım. Aynen, iki tane, iki kova. Tamam, birini buradaki sandığa koyuyorum. Şimdi bir yatalım, uyanalım. Uyan reis. Ekmeklerimiz olmaya devam ediyor. Bana bir göğsük lazım ya. Onu da yapaz olmadı. Bak, az önceden şimdi geldim. Neyse, bir göğsük yapmaya bakayım. Bu arada yağmur bayağı artmış. Dışarıda da havalar soğudu. Göğsük burada yapmıyor. Burada mı yapılıyor? Aynen, demir zırh. İyi, hiçbir şey değil. Altı basit demir parça. Hemen yapalım. Sanırım bir yerden geliyordu ama... Neyse ya. Çok bir şey istemiyor zaten. Bir 4 deri biraz canımızı sıkar en fazla. Evet, zırhı giymiş olduk ama çok giymiş gibi de göstermiyor bize. Şimdi bir tane fazladan kazmam var. He, temiz sayfa. Doğru. Bir iki tane de temiz sayfa alacağız. Üretim yeri için. Ulan yeni şey gelmişti ya, bak bunu unut. Neyse, bunu da yakarız. Yak gitsin. Cızbız. Bize temiz bir sayfa lazım hayatımızda. Şimdi düşünüyorum. Lan burada da temiz... Kağıt için deri gerekiyordu ya. Ay kafama. Tam hızlıca hallediyorum. Hiç böyle uğraşmayacağım. Şuradaki yolu da artık açalım bence. Vakti geldi yani. Bura mesela ne istiyor? 10 ahşap takoz, 2 tahta. 2 de basit demir parça. Hemen halledelim. 10 ahşap takoz var. Tahta. Tahtamız yok. Bir saniye. Yani tahtamız yok. 2 tane yapıyorum hemen. Şu bitkisel atıklarını yerine koyayım. Biraz yer açılsın. Şu şeyi de gidip satayım ya. Bu da boş ayak kaplıyor. Mesela reis gümüş kırmızı şarabı 1,5'a satıyor. Biz de 1,4'e satıyoruz. Aslında bizim satış fiyatımız da fena değil yani. Ama ikinciyi sattığımızda direkt 6 bronz, 6'şar bronz şeye düşmeye başlıyor yani. İlk satıştan itibaren değeri düşmeye başlıyor. Ne sıkıntı yok. Evet, evime tekrar geldim. Şimdi burada kalabalıklaşmış. Buraya bir sandık daha yapabiliyor muyum? Gerçi şurada da bir sandığım var ya. Tamam, şöyle yapalım. Her şeyden belli bir sayıda fazla olanları buraya koyayım. Mesela lahana. Mesela un. Evet. Bunu da yalandan düzenledim. Bir 13-14 tane şey var üstümde. Ekmek aldım. Şimdi şurada basit demir parçayı da yapayım. Nice. Evet, Snack Reis eve doğru gidiyor. Evet, şu yolu temizleyelim artık. Güzel. Şimdi sıra burada 10 ahşap takoz, 4 demir, basit demir. 10 takoz, 4 basit, 1 ahşap kiriş.
Şimdi 10 takoz. Burada muhtemelen, pardon şurada yap takozu. Bir tane kiriş istiyor. 4 tane de basit demir istiyordu. Evet, son şeyimi de kullanmış oldum. Hülçemi. Şunlardan yapayım bari ya. Bir odun, kömür koyalım. Beş tane külçe yapsın bize. Evet, buradan artık zinc diye gidebileceğiz. Güzel haber. Şurayı da açalım hatta biz. Kafamız komple rahat etsin. Evet, şükür. Bu kısa yolu da açmış olduk. Şimdi şurada temiz kağıt yapalım. Geri kalan pigskinleri böyle koyayım. Mülteci kampına gidelim artık. Evet, mutluluk kullanmış. Aşçı masası. Yapıştır gelsin. Her şey kardeşlerimiz için. Şu turşudan kullanalım. Ekmeğimi de yiyeyim. Ve burayı imar edelim. Güzel. Şuraya yalandan birkaç ekmek koyayım da. Sol tarafa gideceğiz. Ya buraya ışınlanamamak çok kötü ama. Yol uzun biraz buraya bir tık. Evet, geldik. Şimdi hamal kulübesi. Şuraya yapalım. 10 dışında. Sağ tarafa şöyle yapalım. Taş kesiciye gerek yok. Demir cevheri stoğumu. Tamam, onu da yapayım. Şunlar herhalde hazır bir biçimde. Zombi evin orada kaldı ya. Tamam. Buralara sadece zombi koyacağım herhalde. Benim bir işim yok burada. Başka tamir etmem, yani yapmam gereken daha doğrusu bir şey var mı? Şuna koyayım da. Yani şu anlık sanki yok gibi. Taş kesici burada ne işe yarayacak? Neyse, yap gitsin. Sizi mi kıracağım? Böyle şuraya yapayım. Evet, şimdi aslında üstümde hazır malzemeler varken şuraya da bir kulübe yapayım ya. Belki lazım olur İlerideki zamanlarda. Şunlar şöyle kalsın. Ben buraya bir kulübe daha yerleştirdim. Güzel, güzel, gayet iyi. Evet, artık ışınlanalım. Şimdi şunların hepsini koyabiliriz. Güzel, üstümüz de boşaldı. Zombiyle ışınlanabiliyor muyduk ya? Neyse, taşım çalışmıyor zaten. Ben yürümeye devam edeyim de her türlü vakit kazanmış olalım. Ha bu arada burada ne madeni, yani zombiler için ne yapabiliyorduk? Ona da bir bakayım hemen. Ha yok, burada arı kovanı yapılıyor sadece. Şu an ballık çok bir olayımız yok sadece. Şimdi reis. Evet. Direkt madene ışınlanabiliyorum artık. Hatta burada kalabiliyorum. Evet, kardeşlerimiz çalışıyor. Zombiyi koydum. Şuraya bir tekrar bir göz atayım. Oo, çok iyi uyuyabiliyorum burada. Efsane yani. Ve çok güzel, sıcak bir ortam değil mi ya? Seviyorum bu tarz böyle tasarımları, yerleri. Her bir yapımcının eline sağlık. O hissiyatı çok iyi veriyor. Tasarımcı mı demeliydim bilmiyorum. Kaç kişilik ekip yaptı bu oyunu. Belki tek başına yapmıştır. Evet, şimdi notlama bir daha bak. Demir cevheri zombi sistemi yap. Tamam. Mülteci kampına mutfak. Onu da yaptık. Yukarıdaki kömürü kas para için, onu da yaptık. Köy ile fener arasındaki yerle kazay konyak bul. Yaptık. Zırhı yap. Bunu da artık yapmış olduk. Şimdi buraya bir görev daha ekleyelim. Ne ekleyecektik? Ev satın al. Yok, arsa satın al. 30 gümüş diye de not alalım. İyi, bayağı bir sisteme oturttuk ya. Oyun harbi, yani kontrolüm altına gelmeye başladığını hissediyorum ufaktan. Bu beni mutlu ediyor açıkçası. Şimdi bir tane daha yol vardı. Onu da halledeyim bari de bütün kısa yolları açmış olalım böylece. O da burada. Şimdi bunun için de aynı şekilde 10 aşağı. 10 takoz, 1 kiriş, 4 de basit parça. Demir parça daha doğrusu. Kirişimiz tamam. 5 tane daha takoz lazım bana ama kütüğüm yok. Şöyle yapalım. Burada yer açalım ki zombi bir şeyler daha koyabilirsin buralara. Evet, bayağı bir kütük yaptım. Kütükler her türlü işimize yarıyor. Yakma olaylarında falan. Şimdi 15 tane daha ahşap takoz yapsın.
Onun dışında burada bir basit demir parça gömelim. Puanlarımızla birlikte diğer bölüm puanları harcayalım. Bir görev ekleyeyim, puanları harca. Tamam, üstüme biraz ekmek aldım. Evet. Şu yolu da açalım artık, rahatlayayım bir. Şurada bir yol daha yoktur umarım. Oy oy. Aynı şekilde aynı ürünleri istiyor. Gayet iyi. Şimdi üstümde bayağı şey oldu. Kütük. O kütükleri şurada değerlendirelim. Hazırda 4 tane yakmalık yerim olsun. Tak. Tak. Ha, bitti. Okey, tamam. 8 tane istiyordu, doğru. Güzel, 3 tane yakmalık hazır yerim de var artık. Oyun artık uyu diyor bu arada. Son şu şeyi de açayım, gidip yatacağım. Kestirmeyi de açalım. Evet, son kestirmeyi de böylece açmış olduk. Artık morgumuz, kilisemizin alt tarafı ve evin alt tarafı birbirine bağlı bir şekilde. Mis. O yüzden morgdan direkt evime geçiyorum şu an, yatmaya. Zınk. Ya bayağı bir şey yaptık. Şu an asıl önemli şey asıl bileşik doğa benim için. Bayağı bir önemli. Bayağı bir inanç lazım çünkü. Zombiyi çalışıyor bayağı bu arada, bak, helal olsun. Ve evet canlarım, bir zombi de bizleriz maalesef. Dediğim gibi videoları beğenmeniz, abone olmanız, yorum yapmanız benim için aşırı önemli. Videoların devamı için özellikle. Zombi Hakları Koruma Derneği Başkanı olarak hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Keyifli kalın efendim.